Şöyle. Evet, open up olarak açıldı, görüyorsunuz. Biz bunu akı kontrollü, yani moment ayarı yapmak için RFCA ile nasıl ayarlayacağız? Oraya gelelim. RFCA'yı nasıl ayarlayacağız? Onu bir görelim. Şimdi bunun için 0.79'a geleceğiz. Buradan diyoruz. Enter diyoruz arkadaşlar. Open loop görüyorsunuz. Şu anda bir daha bastık. RFCA moduna geçtik. Enter dedik. Şuradan reset tuşuna bastık. RFCA'yı kaydet diye. Ve buradan şu anda sürücü hazır komutunda. Tekrardan kapatalım. Sürücümüzün enerjisini kestik. Tekrardan verdiğimizde evet, RFCA modunda açılmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tork kontrolü yapacağımız için bizim bunda öncelikli olarak bizim parametrelerden değişmesi gereken parametremiz 0.5 numaralı parametremizi değiştireceğiz. Tork yapacağız onu. Evet, bu analogtu. Analog voltaj girişiydi. Tork. Gördüğümüz gibi. Bunu tork kontrol için tork seçtik. Daha sonra motorumuzun bir ototun yapalım burada. Onun için değerlerimize girmiştik. Daha önceki değerlerimize sıkıntı yok. Şöyle duruş rampamıza bir bakalım ne kadar. 1 saniye de duracak. Kalkış rampamız da yine şu olsun, düşürelim onu da. Bakalım. 5 saniyemiş. Biz 5 saniyeyi duruş rampasını düşürelim arkadaşlar. 1 saniyeye. Bunlar da tamam. Ve motor güç katsayımıza bakalım. 0.9'du. Evet, 0.68 ayarladığımız değerde. Bu değerlerimiz bizim tamam olduğuna göre motor frekanslarımız filan de o zaman biz 0.38'e geleceğiz. Burada yapmamız gereken arkadaşlar, burada sürücümüz yani enable ucu açık olacak. Yani şurada şöyle göstereyim. Hatta çıkayım bir. Enabled yazacak. Ready yazmayacak. Tekrardan girdiğimizde bir olduğu zaman arkadaşlar motor durduğu yerde kendini tanıyacak. 2'de ise normal frekansının 3'te 2 hızıya dönerek, yani 33 Hz'e dönerek kendini tanıma yapacak. Motorumuz yüksüz olduğu için biz motor dönerek yapsın diyelim. Ve 2 numarayı seçelim. Ototune için. Ve seçtik arkadaşlar. Ototune'umuzu yapacağız. Kablomuzu enable kablomuzu bağlayalım. Ready hazır konumuna geldi. Ve çalıştıralım. Evet. Şu anda otomatik tanımaya geçti arkadaşlar. Evet, böylece kendi içindeki sargı dirençlerini ölçmüş oluyor. Bu değerleri kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Daha sağlıklı değerlerle çalışabilmesi için. Evet, burası tamam. Ototuning yaptı. Şimdi
Tekrardan bir ucumuzu çıkartalım. Pardon, şunu bir kapatalım. Baktığımız zaman arkadaşlar burada bizim .032 değerimizi bir yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maksimum 30'a kadar çıkıyor. Bu da demektir ki bizim gösterge kısmımızda da değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani 0 16 kısmımız şu anda akım olarak kendini torku ayarladığımız için attı. Biz bunu frekans olarak görmek istiyorsak voltajı almamız gerekiyor. Bunu da ayarlayalım. Bunları ayarladıktan sonra akımı olayını da ayarlayacağız arkadaşlar. Evet, 420 miliamper olarak istiyor bizde ama biz voltaj olarak bunu ayarlayalım. Enter diyelim. Evet. Sürücü hazır diyor. Evet, gördüğünüz gibi tork akımı fazla verdiği için şu anda yapıyor arkadaşlar bunları. Ama bunların hepsinin ayarı var. Kademe kademe ilerleyip ayarlarımıza bakacağız. Şimdi bizim parametre, yani tork parametrelerini yaptığımız 4 numaralı ayar kısmımız var. Buradan ayarımıza devam edelim. Örneğin şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir güçlü olarak hareket ediyordu. Biz bunu durdurmakta motoru zorluk yaşarız. Hatta bir bakalım. Şimdi gelelim moment ayarını nereden yapacağız? Akım kontrollü olduğu için arkadaşlar burada akım kontrolü yapacağız. 4'e gideceğiz. Yani şuradan 4 diyeceğiz. Artı diyeceğiz. 4.05'e gelelim. Burada bakın %175 tork şu anda. Biz ne yapacağız? Bunu düşürelim. Yani biz hafif çalışacağımız için torku görmek için şöyle
25'e çekelim hatta. Yani enter dedik. Hazır dedik. Yaptı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Motoru. Bakın torkumuz 175'e biz nerede ulaşacaktık yani. Bak işte. Ama ne oldu? Durdurabiliyorsunuz. Buradaki ayarlar zaten 0.5, 0.6 ve 0.7'de ayar yaparsanız şu vurdurmayı da önlemiş olursunuz. Hepsini düşürürsek arkadaşlar yani 0.6'yı 75 yapalım. 0.7'yi 75 yapalım. Evet şimdi hazır dedik. Evet. Görüyorsunuz frekansımız Hz. 50 Hz'de inene motoru ne yapıyoruz? Durdurabiliyoruz. Çalışırken bu şekilde akım kontrolü yapabiliyoruz. Durdurduğumuzda da durdu arkadaşlar. Akım kontrolde bu şekilde durdurduğumuz zaman eğer fren yapmasını istiyorsanız kendi freni üzerinde enable'la o zaman da 6.08 var arkadaşlar. Oradan diyorsunuz ki çalışma arkadaş bekle diyebiliyorsunuz. O da şu. Of, bunu 10 konumuna alırsanız bakın şu anda itibaren dönmüyor. Off aldığımız zaman ise gördüğünüz gibi dönme işlemini gerçekleştiriyor. Yani diğer hassas yapabileceğiniz daha ayarlar da var ama genel olarak RFCA modunda dikkat etmeniz gerekenler bunlar arkadaşlar.